صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bu cismani bir varlıkla hicabi aradan kaldır Allah bu hıtabi. Kibarlık lenteranidir nekabi, iki iyilik ref'i için oldu cevabi. Bu hal aklın verası gel giydelim cemali vakimanesi. Bu vab meratibi ehlullah ve makamat ve derecat ve fena fillah ve beka billah ve seyri anillah ve seyri fileşya ve seyri billah ve miracu ruhani ve halat ve müşri ekmel ve indallah menazil ve nazları ve adab-ı salikan ve kemalat-ı velayet ve bittebaiyye husul-i kemalat-ı nübüvvet, sura ve kubra ve ulya velayetleri ve netice-i seyri sülük ve tenbiyahat ve şeriat-ı ahmediyeye ihtimam ve istikametleri ve ehlullahın uluv-i himmetleriyle alametleri beyanındadır. Yani bu mezkurat bu mahalde icmalen zikir ve beyan ve ilan olunur. Büyük ihtimal sizinle başladık baba arkadaşlar. Okuduğumuz beyit babın 1, 2, 3, 4. beyti. Büyük Şeyh Efendi bak bir şey anlatacağım sana buyurdu. Bir şey anlatacağım, bir mevzu anlatacağım. Eğer Allah derdin varsa, Mevla aşkın varsa bir kere karar etme, peşin fikirli olma. Akıllı adam ol. İyi dinle. Eğer Allah derdin varsa sana bir şey anlatacağım. Seyri sülük diye bir şey var buyurdu Büyük Şeyh Efendi. Kandesullahi selam. Teşbihte hata olmaz, tamam mı? Teşbih, benzetme demek, tamam mı? Ben misal veriyorum, misal veriyorum, tamam mı? Yani misal. Hani piyango biletleri var ya, kaç tane rakam var üzerinde? 7 tane mi? Diyelim ki 7 tane rakam var üzerinde. Diyelim ki yılbaşında büyük çekiliş oluyor. En büyük, değil mi? En çok rakam yılbaşında oluyor, değil mi? Ne kadar, mesela bu sene ne kadardı? Bilen var mı? Öyle duydunuz mu hiç? Kaç? 50? Trilyon. Bayağı trilyonmuş ha. Şimdi diyelim ki hani Allah muhafaza etsin. Yani teşbih, tamam mı? Elinde bilet var. Gece oldu saat 12. Büyük ikramı için çekiliş yapılıyor. 7 tane rakam çekilecek. Çekiyorlar. 5. 5. Çekiyorlar. 8. 8. Çekiyorlar. 3. 3. Tabii büyük ihtimal onlar ballandırıyorlardır böyle her seferinde. Hep şov yapıyorlardır böyle. Çekiyorlar. 9. 9. 9. 4. 4. Kaldı. Ne kadar? 50 trilyon. Kaç kişiye? Bir kişi. Kaç kişinin içinde bir kişi? 70 milyonun içinde bir kişi. Neresindesin? 3 adım ötesindesin. Çekiyorlar. 5. 5. Burada bile heyecanlanıyorsunuz değil mi?
Ma ovo je šinalic, ovo se vakna. Çekiyorlar sıfır, sıfır. Ana. 50 trilyon, onda bir ihtimal senin artık. Evvelden 70 milyonda birdi. Ya 70 milyonda bir bile değil. O işte 7 haneli rakam kaçsa, kaç zımbırtıysa o. Şimdi kaçta kaç senin? Onda bir senin. Ne zaman belli olacak? 15 saniye sonra belli olacak. Vatandaş elini sokuyor içeri. Karıştırıyor. Tabii senin kalbin de karışıyor. 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 Çekiyor öyle. Sendeki kaç? Kaç sendeki? Söyleyeyim bir şey daha. 5. Sen kaç bekliyorsun? 5 demek ne demek? 50 trilyon demek. 4. Gülüyorsunuz değil mi? Çakmadığınız için gülüyorsunuz. Çakmıyorsunuz, onun için gülüyorsunuz. O durumda adam güler mi, ağlar mı? Söyleyin ya, canlı canlı. Adam gibi söyleyin ya. Kalp krizi geçiriyor. Ağlar adam ya. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun ya? Kalp krizi geçirir adam ya. Oysa yani gene 50 trilyon yoktu. Şimdi gene yok. Ama öyle bir şeyin kenarından döndü ki, öyle bir şeyi kaybetti ki, kazanma elinin ucundaydı ha. Neredeydi? Elinin ucundaydı. Onu ne yaptı? Kaybetti. Kalp krizi. Anlıyorsun. Heh, ben böyle yapıyor muyum? Bunun için böyle yapıyorum. 50 trilyon ne bizim elimiz öyle bir şeyin ucundaki 50 trilyon ne ya? 50 trilyon dediğin ne ya? Biz elimiz uzansak elimiz tutacak öyle bir şeyin ucundayız ki 50 trilyon dediğin nedir ya? Biz onu kaybediyoruz, ahirete gidiyoruz. Çakmadığın için gülüyorsunuz, tabii gülersiniz. 50 trilyon elinin ucunda olsa onu kaybetsen kalp krizi geçiriyorsun ha? 50 trilyon ne ya? Biz elimizi uzatsak Mevla'nın cemali var, rıza Allah var, cennet var, ebedi hayat var. 50 trilyon sana ebedi hayat sağlar mı? 50 trilyonu bir olan adamın saçları ağrıyor mu? Ağrıyor. Dişleri dökülüyor mu? Dökülüyor. Beli bükülüyor mu? Bükülüyor. Dizi ağrıyor mu? Ağrıyor. Grip oluyor mu? Kanser oluyor mu? Öksürüyor mu? Burnu akıyor mu? Helaya gidiyor mu? Oluyor. Elimizin ucunda öyle bir şey var ki onu aldığın zaman daha belin bükülmüyor. Saçın ağrmıyor bir daha. Burnun akmıyor hiç. Helaya gitmiyorsun. Karnın acıkmıyor. Soğuk vurmuyor, sıcak vurmuyor. Nerede? Nerede? Söyleyin. Elinin uzandığı yerde. Anlıyor musunuz şimdi? Böyle oturuyorum ben şimdi böyle kitabın başına. Böyle geçiyorum cemaat. Bu adres veriyor bize, tamam mı? Neyin adresini veriyor? İşte onun adresini veriyor. Elimden işte orada var. O şehirde orada işte burada. Yakaladım diyen var mı içinizde? Söyleyin. Yok. Böyle bir garip yani, böyle oturuyorum böyle. Ne edeceğiz bilmiyorum artık. Hani böyle insan böyle karnı şişer yani. Şiştim diyorsun yani. Soda getir diyorsun, maden suyu. Heh. Hep öyle oluyorum arkadaşlar. Şişiyorum böyle abi. Böyle kendi kendime şişiyorum böyle. Bir taraftan adres belli, yol belli, yordam belli. Rehber var elhamdülillah. Yol gösteriyor. Her şeyi var. Haritası var. Pusulası var. Ne ararsan var. Hiç kimse de olmayan nimet var bizim elimizde bir taraftan. Bir taraftan da işte böyle pedal boşa dönüyor. Pedal ne yapıyor? Başa dönüyor. Boş. Orada duruyor. Orada duruyor. Bütün tezgah hazır. Kıyak, gıcır gıcır yol var. Rehber var. Bütün tertibat, tesisat hazır. Arkadaşlar o kadar büyük nimetler var ki bizim elimizde elhamdülillah ya. Bütün tertibat, tesisat hazır. Orada duruyor.
Bizim teker boşa dönüyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Yani ben kendi nefsim için konuşuyorum. Siz artık kendinize göre pay alın. Cuma'da okuduk burayı, Cuma'dan önce. Eğer derdi ilahiden haberdar, dilerse olmağı gönlün yürü var. İlahi dertten haberdar olmak istiyorsa gönlün yürü, yürü, durma. Gönül ver, yar senin nedir ve hey yar, sen gönlünü ver, Mevla zaten seninle beraber. Sen gönlünü ver, Mevla zaten seninle beraber. Yabanda gezme, etme ahile zar. Başka yerlerde gezme ya, ahile zar etme ya. Herkese vereyim Mevla Teala 24 saat. Kimi 24 saatte neler kazanıyor, neler kazanıyor. Ha, azdır öyle insan ama neler kazanıyor, neler kazanıyor. Biz de işte öyle. Allah Teala hüsnü hatime nasip etsin. Şuraya bak, daha yani ahirete Müslüman gideceğiz, gitmeyeceğiz. Riske bak ha. Kayba bak yani. İnna ya Rabbi. Yabanda gezme gene Hakk'a geleceğim. Bu cismani, bu varlıkla hicabi. Bak şimdi bak. Her şey, bütün reçete hazır bak. Bu işin sorunu ne biliyor musun? Bu cismani, bu varlıkla hicabi. Bu cismani, bu varlık var ya, bütün sorun bu. Bütün sorun ne? Aa bu. Bütün sorun bu cismani, bu varlık. Bütün sorun hepsine bu işte. Hepsi yoldan bırakan, patinaj yapmaya sebep olan, pedalın boşta dönmesine sebep olan, kaybetmeye sebep olan, o bir numara vardı ya, onu kaybetmeye sebep olan hep ne? Bu işte. Hep bu. Bu cismani, bu varlık. Bu işte. Hicabi bu, perde bu. Bu Allah'la aramızda ne bu? Perde. Niye o hoca, niye? Nesi var bunun? Nesi var bunun? Bunun yüzünden yaşıyorsun günahları. Bütün yaptığın yamukları bundan sebep yapıyorsun, öyle değil mi? Bütün ne yamuk var? Neden sebep? Bundan sebep işte. Bu işte de Allah Allah. Bunun keyfi. Bütün yamuklar hepsi bunun keyfinden değil mi? Dilinin keyfi, gözünün keyfi, kulağının keyfi, midenin keyfi, ayağının keyfi, elinin keyfi. Bu işte daha işte Allah Allah. Şimdi sırtım yatıyor o yatakta. O yumuşacık yatak. O işte o yatağı. Şu sırtının keyfi falan filan işte. Bütün yamuklar bundan değil mi? Bu cismani, bu varlıkla hicabi. Bu cismani, bu varlık var ya. Bu hicap var ya, bu perde var ya. Aradan kaldır, bunu çıkart aradan. Anla bu hitabı. Ya şu hitabımı, sözümü anla. Allah'ım akıllanmak nasip etsin arkadaşlar. İşte biz zayıf. Mesela böyle diyorum kendi kendime. Allah ya Rabbi diyorum, yardım et diyorum, akıllandır diyorum, ustandır diyorum. Ondan sonra hemen ekliyorum. Ya Rabbi cemalinle akıllanmak nasip et. Ona zayıf. Mevla tokatla da böyle de akıllandırabilir. Böyle de o da zor. Ona da bizim anladın? Yani kulak çekerek de akıllandırır Mevla Teala. Ama ya Rabbi cemaline tatlı tatlı ya Rabbi. Balla börek de akıllandırır bizi ya Rabbi. Öyle değil mi? Şimdi akıllandır deyince akıllandırır Mevla Teala ama o da zor. O da zor. Kulağını çeker, kırar geçirir Mevla Teala Celle Celaluhu. Ya tamam Mevla'dan gelen baş... Ama insan işte zayıf insan yani. Yolda gelirken okudum. Ashab-ı kiramdan birisi diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah diyor. Yani Allah-u Teala bana diyor işte hani hastalık verir. Ben sabrederim ona. Hastalık verir, ben ona sabrederim. Yani bundansa Allah-u Teala bana sağlık sağ tersin şükredeyim. Ben böyle daha çok seviyorum. Diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz Mevla seninle beraber Allah da öyle sever buyuruyor. Ya tamam hastalık kıymetlidir ama biz zayıf arkadaşım. Biz oturduğumuz yerde beceremiyoruz böyle öyle öyle. He? Biz sağlamken beceremiyoruz ha. Biz ne yapıyoruz? Sağlamken beceremiyoruz. Bir de azıcıkın böyle naneli olsak tamam artık ha. Birazcıkın naneli olsak tamam artık. Elimiz ayağımız tutuyor elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Ağrımız yok, sancımız yok, derdimiz yok. İtenimiz yok, kakanımız yok. İleri git diyen yok, geri gel diyen. Yok elhamdülillah. Gene bir sürü yamuk yumuk, eksik gedik, kırık göçük. Azıcıkın bir sıkıntı olsa. Bugün soru soruyorlar buna. Ablanın bir tanesi mideden, karnından ameliyatlı secde yapamıyor. Ne yapsın? Allah Allah. Biz olsak vur kafayı yat aşağıda.
Vur kafayı yat aşağı. Geçen bizim arkadaşlardan bir tanesi, hani numune olsun diye anlatıyorum size. Serçe parmağı çatlamış. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ben böyle öyle gıcık oluyorum ki, böyle öyle gıcık oluyorum ki. Geldi bana hocam diyor, doktor bana 15 gün rapor ver diyor. Doktora da başlayacağım, sana da başlayacağım. Neymiş? Serçe parmağı çatlamış. Çatlarsa çatlasın serçe parmağın ya. Serçe patlayıcı çatacağını iş yapılmıyor mu? Tamam, koşturamazsın anladık da oturarak yapılacak iş yok mu kardeşim burada yani? Bu kadar adam lazım bize, tepiniyoruz burada, bu kadar adam lazım ya. Yani. Ne yaptın, gittin 15 gün zıbardın evinde. Bana ne senin doktorundan ya? Doktor kim lan sana rapor veriyor? He? Ya bana bu gelmiş bunu söylüyor. Bir de şey mazeret etmiş, matah pişmiş mi? Şey, doktor bana 15 gün rapor verdi diyor. Çıktım çıkartmadım, bir şey demedim. 15 gün gitti zıbardı evinde. Sanki evinde bir şey yapsan. He? Neymiş? Neymiş? Serçe parmağı çatlamış. Şimdi serçe parmağı çatlayınca 15 gün yatan adamlarız biz ya. Biz serçe parmağı çatlayınca ne yapan adamlarız? 15 gün yatan adamlarız. Artık bir de düşün ha, dizin kolunda bir şey olsa ne olacak acaba yani? Yani Mevlamız bizi ıslah etsin ama işte yani böyle cemali ne bileyim. İşte böyle bunları böyle düşünüyorum, kuruyorum kafamda böyle. Ondan sonra bizim binaya girin şimdi. Birikmiş. Tabii gidip de gelemiyoruz. Bu Afyon'da arkadaşlar, Kızılay'ın asıl yeri orası da. Kızılay şeyler var ya. Mahallen suyu var ya. Buradakiler çakma hep. Asıl neresi? Afyon'da o eski sistem, orada şey depozitolu şeyler de satıyorlar. Ya sizin memlekette işte. Depozitolu şeylerle eski, biliyorsunuz değil mi? Kızılay. Kızılay şey maden suyu. Tamam, asıl maden suyu. Buradakiler ne? Çakma. Şimdi öyle iş peş gidildi, gelindi Afyon'a. Hep bir kasayla geldi, tamam mı? Geldi ama boşlar ne yapmadı? Gitmedi. Şimdi bizim binaya gir. İlk böyle hafif bir merdiven var. Çıkıyorsun, sağ tarafta asansör işte giriş var. Orada böyle bir yığın kasa var. Ne kasası? Onları bakın, onların hepsini kim içti? Şiş iç. Şiş iç. Allah sonumuzu hayretsin. Ha, latife anlatıyorum ben ama. Ne yapacağız bilmiyorum. Dua edelim birbirimize. Hep birbirimize dua edelim arkadaşlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam günahsız ağızlarla Mevla dua edin buyurdu. Allah'a nasıl dua edin? Günahsız. Efendimiz şöyle anlattılar yani. Yani ben günah işledim. Sen de günah işledin. He? Ben sana dua ettim mi senin hakkına Bu ağızla sen günah işlemedin. Dolayısıyla senin için günahsız ağza bir sana dua edildi. Sen bana dua ettin mi? Ben de senin ağzında günah işlemedim. Günahsız bir ağza bana dua edilmiş oldu. Anladınız mı? Ben kendi ağzımla kendime dua ettim mi? Günahlı bir ağza kendime dua ettim. Ama senin ağzında bana dua edildim. Ben senin ağzına günah işlemedim. Dolayısıyla bana ne oldu? Günahsız bir ağızdan bana ne geldi? Dua. Anladınız arkadaşlar? Hey kardeşim, bak ben sana dua ediyorum, haberin olsun ha. Öyle öyle değil. Ne oldu, gidiyorsun, gördün onu, ne yap? Dua edin birbirimize. Dua edelim birbirimize. O bilsin, o bilmesin. Arkadaşına, kardeşine ne yap? Dua et. O bilmesin. Hoca, şimdi dua edeceğim, ne menfaatim var? Zaten öyle dedim mi? Zaten onu bilmem. İşe yaramaz ki zaten. Zaten işe yaramaz. Menfaat, menfaat değil ya. Hep menfaat. Hoca dua edeyim bilsin. Bak ben sana dua ettim. Tamam, dua edin. Birbirimize ne yapalım? Birbirimize dua edelim. Siz de bana dua edin. Ha. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yere gidiyordu. Peygamberimizin yanına geldi aleyhissalatü vesselam. Hani izin istiyorlar, gidecek. Ezberleyin. Peygamberimiz ona aleyhissalatü vesselam La tensani an duaike ya uhayye buyurdu. La tensani, la tense, la tensin, la la tense olur. La tenseni, niye tense kalmış aklına ama tense olması lazım. La tenseni an duaike ya uhayye. La tense, unutma ni beni, an duaike, duandan ya uhayye. Ey kardeşcağızım, kardeşim değil ne? Ey kardeşcağızım, beni duandan unutma. Kim buyuruyor buna? Peygamberimiz Aleyhisselatü Kainatın Efendisi buyuruyor. Kime buyuruyor? Hazreti Ömer'e buyurdu. La tenseni. Allah. Bunu hatırlatın mı bakalım onu. La tensa benim aklımda niye öyle kalmış? Tamam. La tenseni an duaike ya uhayye. Ey kardeş lazım, beni duandan ne yapma? Unutma. Kim buyurdu bunu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bize numune daha, bize örnek işte daha. Ha, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Peygamberimize dua etsen ne olur, etmesen ne olur mesela. Öyle değil işte bak. Birbirimize dua edelim inşallah.
Bu cismani bu varlık la hicabi, bu cismani bu varlık var ya, bu perde işte bu. Aradan kaldır, bunu çıkart aradan. Ne demek bunu çıkart aradan? La bakmıyorsun onun tarafına. Bakmıyorsun. Hakkını veriyorsun, hakkı neyse meşru, hakkı neyse veriyorsun. O kadar, evet abi, o kadar. Ya ben biraz yok diyorsun yani. Kime diyorsun bunu? Kime diyorsun? Kime diyorsun? Söyleyeceksiniz. Kime diyorsun? Kendine diyorsun. Ben sana desem o değil. Sen kendine diyorsun. Ben kendime diyorum, sen de kendine diyorsun. O zaman işe yarıyor. Kime diyorsun? Kendine diyorsun. Şş, fren, hop, yeter. Şş, dur. Kime diyorsun? Başkasına demek kolay. Kendine diyorsun. Bu cismani, bu varlıkla hicabi aradan kaldır. Anla bu hitabi, bunu aradan kaldır. Sözümü anla. Ki varlık lenteranidir nikabi. Varlık lenterani nikabıdır. Musa aleyhisselam Mevla ile mukalemede bulundu. Konuştu Mevla ile. Musa aleyhisselam Kelimullah, Allah'la konuştu. Celle Celaluhu. Sonra dedi ki ya Rabbi bana kendini göster. Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi bana kendini göster. Sana bakayım dedi. Mevla buyurdu ki lentanani, elbette beni göremezsin. Elbette beni göremezsin. Beni göremezsin. Lakin lakin unzur ile cebeli, şu dağa bak. Fiiniste karlı mekanuhu, ben o dağa bakacağım, nazar edeceğim ben o dağa. Fiiniste karlı mekanuhu, o dağ yerinde durabilirse, karar kılabilirse, dayanabilirse feselfeterani, sen de beni görürsün. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli, ne zaman ki Mevla Teala dağa tecelli etti, cealehu dakka, dağı paramparça etti ve karlı Musa sa'ka, Musa sa'ka düştü bayıldı. Musa aleyhisselam Mevla ne buyurdu? Lenterani. Dünyada bu varlık sende varken beni göremezsin. Ki varlık lenteranidir nikabı. Varlık lenterani nikabıdır. Bu varlık nedir arkadaşlar? Lenterani nikabıdır. Ne zaman dünyadan ahirete gittin, bu varlık çıktı aradan, ha o zaman Mevla'yı görüyorsun. Ha dünyada da ehli sünnete göre Mevla'yı görmek caiz. Dünyada Mevla'yı görmek caizdir. Dikkat edin. Allah'ı görmek nedir? Caizdir ama vaki değildir. Püf nokta, dikkat edin. Allah'ı görmek caiz midir? Dünyada Allah'ı görmek nedir? Caizdir. Olabilecek bir şeydir. Ama vaki değildir. Olmamıştır. Şu ana kadar olmamıştır. Rü'yet, Hasbi Hocam rahmetli buyururlardı. Rü'yet nist ker rü'yet hest. Rü'yet Allah'ı görmek nist yoktur. Ker rü'yet görür gibi olmak hest vardır. Mesela Meşayih-i Kiram'ın ibarelerinde görürsün. İşte falanca zat rüyasında Allah'ı gördü, konuştu, şöyle şöyle. Onların hepsi görür gibi olmak manasındadır. Allah'ı görmek işi dünyada vaki olmamıştır. Peygamberimizin miraçı o zaten dünya aleminde olmadı ki. Tamam mı? Ama caizdir. Dünyada Allah'ı görmek nedir arkadaşlar? Caizdir ama vaki değildir. Niye? Bu lenterani nikabı var işte. Bu cismani bu varlıkla hicabi aradan kaldır anla bu hitabi ki varlık lenteranidir nikabi. Ne olacak peki? Bu derdin çaresi ne? İkilik ref'i için olduğu cevabı. Bu işin cevabı ikiliği kaldırmaktır. Kendini kaldırıyorsun aradan, o zaman tamam, ilacı buldun. Bu işin cevabı, bu sorunun çözümü ne arkadaşlar? İkilik ref'i, ikiliği kaldırmaktır. Seni kendini çıkartıyorsun aradan. Sadece Mevla kalıyor. İkiliği kaldırıyorsun. Teklik oluyor. Sadece Mevla kalıyor. O zaman cevabı buldun. O zaman çözümü buldun. O zaman devayı buldun. O zaman ilacı buldun. O zaman son numarayı da yakaladın. Elini uzattın, tuttun. Öteki türlü gitti. 50 trilyon. 50 trilyon hiçbir şey değil arkadaşlar. 50 trilyon hiçbir şey. Hiçbir şey değil. 50 trilyon. Ki varlıkten teranidir nikabi, ikilik ref'i için olduğu cevabı. Risale-i Kudsi arkadaşlar. Bu hal aklın ve bu iş aklın ötesindedir. Bu hal aklın verası. Gel giyidelim cemali ba kemali seyni edelim. Bu acayip bir baptır arkadaşlar. Acayip bir baptır. Tam Risale-i Kudsi'nin ortası neredeyse burası. Böyle kendi kendinize okuyun Risale-i Kudsi'yi. Hem Efendimiz'in işte şerh var. Efendimiz'in sohbetlerinden yazılma tercüme var arkadaşlar. Oradan okuyun. Daha iyi anlarsınız. Bir de Osmanlıcasından da okuyun ama mutlaka.
Şimdi adet olmuş, sohbetlerde okunur. Hocalar da öyledir ha, sohbette okur. Ama kimse yani Risale-i Kutsi'yi okuyayım diye açıp Risale-i Kutsi'yi okumaz yani. Adet olmuş, sohbetin başında. Efendimiz'in adeti seniyesi, sohbetin başında. Ama kimse Risale-i Kutsi'yi okuyayım diye Risale-i Kutsi'yi ne yapmaz? Okumaz. Aç Risale-i Kutsi'yi, Risale-i Kutsi'yi oku yani. Kısadır zaten 100 sayfa, 102 sayfa. Çok, ama çok bereket arkadaşlar, çok büyük bereket. Hoca ben nasıl okuyacağım Osmanlıca? Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorsan okursun. O kadar. Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorsan ne yaparsın? Okursun. Başta biraz zorlanırsın. Azıcık dilin dolaşır. Ondan sonra böyle tereyağından kıl çıkar gibi, çorap söküyor gibi gelir gider elhamdülillah. Çalışmasan dünya var mı? He? Bir bardak su var mı? Bir bardak, affedersin, helaya bile gidemiyorsun ha. He? Değil mi? Helaya bile ne yapamıyorsun? Gidemiyorsun. Geçen İstanbul'dan geliyorum. Bir ay falan önce işte. 3 hafta falan önce. İstanbul'dan geliyorum. Anne saatinden geliyorum. Feribottan indim. Herhalde feribottan indim. Namaz kılacağım. Abdestim var. Ama dedim abdest tazeleyeyim. Tazeleyeyim gene. Gittim şey turnike koymuşlar. 1 lira. Turnike koymuşlar. İyi de başında kimse yok. Parayı atıyorsun giriyorsun içeri. İyi de 1 lira yok ki cepte. Bütün para var. Bozuk para. Yok. 1 lira. Allah'ım. Affedersin. Ya abdeste gideceksin ha. Gittim orada. Şey var işte. Kafeterya gibi bir şey var. Oraya gittim. Dedim. Birkaç tane kız var kapının önünde. Oradan çalışanlar. Dedim para bozar mısın? İçeri gittirdiler. Girdim içeri. Bir tane delikanlı duruyor kasada. Dedim para bozar mısınız? Yasak dedi. Bu yasak sizinle gıcık oluyorum. Yasak. Sanki şey var. Kanun var hakkında. Millet meclisi toplanmış. Yasak çıkar. Yasak. Her şey yasak. Acayip. Yasak. Ya bir yere gittik, oturduk yemek yemeye, şey çay istedik, şey büyük bardak olur mu yasak dedi garson. Ya millet acayip oldu ya. Yasak dedi. Neyse cepte bozuk para yok. Bozuk para, parayı bozdurmak da neymiş? O da yazılmış. Ben dedim ben de almıyorum abdest dedim. Zaten abdestim var elhamdülillah. Girdim kıldım namazımı. Ya para olmayınca helal, affedersin helal bile giremiyorsun ya. He? Hatta para olsa bile girememişsin bak. E düşün böyle olunca ahiret bedava olur mu ya? Çalışmadan öyle ahiret bedava olur mu ya? Cuma'da yoktunuz değil mi? Yok ne zaman okudum ben onu? Dün akşam mı okudum? Acayip ya. Acayip ya. Şimdi millet zannediyor, bizim nefisler de öyle. Millet zannediyor beleş. Hoca Allah affeder. Ya alsın hoca. Acayip ya. Leyse bi emaniyikum. وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Birkaç gün önce okuduk arkadaşlarla buranın tefsirini, böyle afalladım kaldım ha. لَيْسَ olmadı بِاَمَانِيِّكُمْ sizin kuruntularınızda olmaz. Kullarım burası bu لِاَمَانِيِّكُمْ Müslümanlara. Ey Müslümanlar yani biz ha, sizin kuruntunuzda olmaz, kuruntu sizinkiler. Neymiş? Söyle. Kuruntu. Kuruyorsun kendi kendine. Geç, onunla olmaz. Vela emaniyi ehlil kitabı. Ehli kitabın, yani Yahudilerin, Hristiyanların kuruntusuyla da olmaz. Bırakın kuruntuları. Dünyaya gelince kafana çalışıyor. Biliyorsunuz çalışmadan bir şey olmuyor. Bedelini ödemeden helaya bile ne yapamıyorsun? Giremiyorsun. Bedelini ödemeden helaya bile ne yapamıyorsun? Giremiyorsun. Doğru mu? Anlıyorsunuz kafanız çakıyor buna. Ahirete gelince kuruntu kullarım sizinkiler. Kuruntunuz da olmaz. Ehli kitabın kuruntusuyla da olmaz. Men ya'mel su'en, men kim ya'mel yaparsa su'en, kötü bir şey yaparsa yürüze bihi, onunla cezalanır. Bu kadar. Bırakın kuruntuları. Yamuk yaptın mı cezasını görürsün. Hoca benim kalbim böyle yapıyor mu? Sen bakma benim kalbim temiz. Hoca ben böyle yapıyorum. Allah affeder. Bırakın kuruntuları. Yamuk yaptın mı cezasını görürüz. Ne kadar açık değil mi arkadaşlar? Hadi gel. Leyse bi emaniyikum. Sizin kuruntularınız da olmadı. Ve la emaniyye ehli kitabı. Ehli kitabın kuruntularıyla da olmadı. Ne peki? Men kim? Ya'mel su'en. Kim herhangi bir kötülük yaparsa gücüze cezalanır. Bihi o kötülüğü sebebiyle.
وَلَا يَجِدْ ve bulamaz مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka وَلَيَّنْ وَلَا نَصِيرًا hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamaz. Hadi bakalım. Ayette kırmızı. Dünya çalışmadan yok, ahirete çalışmadan yok. Bitti o kadar. Bu hale aklın verası gel giydelim, cemali ve hakimane seyredelim. Öyle Teala Nisa suresinde buyuruyor ki Eşhane billah innallaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha ve men yushrik billahi fakat dalla dalla alam ba'in. Arkadaşlar sohbetler gayret edin inşallah. Sohbetler gayret edin. Yani bak. Pazar sohbeti. Pazar sohbeti. Kendi semtinizdeki, kendi mahallenizdeki sohbet. Bu ikisine hiç ruhsat vermeyin. Hiçbir mazeret tanımayın bu ikisine. Mesela burada oturuyorsunuz. Bu mahallenin sohbeti. Her mahallede sohbet oluyor elhamdülillah. Değil mi? Haftanın her günü. Ben fakir gitmiyorum. Bizim hoca arkadaş, bizim arkadaşlar gidiyorlar. Elhamdülillah çok şükür. Allah razı olsun. Bunlar gidiyorlar. Bu mahalledeki, kendi mahallenizdeki sohbet. Bir de pazar sohbeti. Bunlara hiçbir şekilde ruhsat vermeyin. Neymiş? Serçe parmağını çatlamış. Çatlarsa çatlasın. Bunlara ruhsat vermeyin. Bunun dışındakilere de gayret edin arkadaşlar. Ama bu ikisi, ha bir de şey, aylık sohbetimiz var elhamdülillah. Bak önümüzdeki çarşamba. Her ayın nesi? Çarşamba. İlk çarşambası. Her ayın nesi? İlk çarşambası. Hanımlar da var onda. Onda hanımlar da var. Hanımlar da beraber. Bu üçüne ruhsat vermeyin. Bu zaten bir tanesi ayda bir kere. Geçen oldu. Arkadaşlarım neredeydin? Aylık sohbet yoktun. Hocam işte ev badana boya. Ula durdun da ev boya çık. Başka gün mü bulamadın Allah Allah yani? Hocam iş vardı şehir dışında. Gitmeseydin kardeşim ona göre ayarla. He? Bir işin olsa... Bir işin olsa ne yaparsın? Ona göre ayarlarsın kendini. Ayda bir kere daha. Arkadaşlar bir sonraki aylık sohbetin ne gün olacağı belli mi? Belli. Aç takvime bak. Ayın ilk çarşambası neyse Allah'ın izniyle o gün belli daha. Ona göre ayarla. Bu üçüne kesinlikle müsamaha göstermeyin kendinize. Bak demin ne dedik? Hani yapışıyorsun. Kime yapışıyorsun? Kime? Kendine. Başkasına değil. Kendine yapışıyorsun. Tamam. Kendinize müsamaha göstermeyin. Kendi mahallenizdeki sohbet. Pazar sohbeti. Bir de ne? Aylık sohbet. Bu üçüne kesinlikle müsamaha göstermeyin. Bunun ötesi için gayret edin. Yani bunun ötesi için boş bırakın demiyorum. Ona da ne yapın? Gayret edin. Yani imkan nispetinde. Tabii çoluğunuz, çocuğunuz, eviniz, barkınız, işiniz, gücünüz kabul. O herkesin hakkını vereceksiniz. Kabul. Ama bu üçüne kesinlikle müsamaha göstermeyin. Neyse bir emani yok. Sizin kuruntularınızda değil. Daha önce söyledim size. Üstten söyledim ama. Bak şimdi. Nerede bu? O engin. Köşesine. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane isim var burada. Okumuyor musun size? 10 tane ne var burada? Burada isimleri yazılanlar özel insanlar. Nasıl insan bunlar? Bunlar özel insanlar. Bunlar özel insanlar. Niye özeller? Özel davrandıkları, özel davrandıkları için özeller. İşte abi senin ismin yok burada. Niye yok? Ana. He? O çok özel. Ayrı başımın tacı. Ayrı mevzu da. Mesela bizim Yakup'un cenazesi bu işte bak Yakup. Rahmetli. Allah'ım çoluğunun çocuğunun yardımcısı olsun. Mevlat inşallah affolmuştur zaten. Kanser büyük şey arkadaşlar. Hani varsa Mevla taksirat affetsin. Hani öylesine söylüyorum yani bunu hani öylesine söylüyorum mesela. İşte neredeydi çocuğun cenazesi? Aydın'da. Aydın'da ben düzenim. Aydın'ın ta öbür ucu.
E ne işin var senin aydınındaki tabir ucundaki cenazeye? Ha işte sen ne işin var dersen sana da ne derler? Söyleyin. Ne korkuyorsunuz değil mi? Sen ne işin var benim orada dersen sana da ne derler? Ne işin var benim senin yanında derler yani. Bak bu 10 kişi ne işin var demedi. Bunlar kalktılar bu arkadaşlar. Ben cenazeden çıkıyorduk. Yakup'a söyledim. İsimleriniz bana gönderdi. Kimler geldi bu cenazeye? İsimleriniz bana gönderdi. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ben dakika dukka. Öyle. Nasrettin Hoca pazara gidiyormuş. Biliyorsunuz hepiniz. Çocuklar sarmış etrafına. Hoca bana düdük al. Hoca bana düdük al. Hoca bana düdük al. Hoca bana düdük al. Bir tanesi çıkartmış 5 kuruş vermiş. Neyse artık. Hocam demiş bana düdük alır mısın? Neyse hoca efendi gitmiş pazara. Akşam olmuş, geri dönmüş. Herkes sarmış. Hocam hani düdük? Hocam hani düdük? Hocam hani düdük? Hocam hani düdük? Bir tane düdük çıkartmış cebinden. O 5 kuruşu verene vermiş. O tabi sevindi. Ötekileri hani hoca bize düdük? Söyleyin. Ya biliyorsunuz ha. Ya düdük mü istiyorsunuz? O zaman hakkını vereceksiniz kardeşim. Pazar sohbetinde yoksanız parayı vermediniz demektir. O zaman düdük istediğiniz zaman ya nasip. Hani yok demiyorum ama var da demiyorum. Yok demiyorum ama söyleyin. Var da demiyorum. Öyle. Anladınız arkadaşlar? Vesaire, 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 vesaire. Mesaj alındı. Tamam inşallah. Ama laf olsun diye söylemiyorum ha, ciddi yani ha. Sahip olun bu işe de ha. Bu işi ne yapın? Sahip olun. Hocam işim gücüm falan. E kardeş gelen adamın işi gücü yok mu ya? Bak şimdi mesela bu. Ulan benim kardeşim ölmüş daha sen işim... Tövbe tövbe ya. Ben öleceğim. Sen diyeceksin benim işim var. Ama baştan aç, inles cumhurbaşkanı mısın kardeşim? İşin olsa cumhurbaşkanı bile gider cenazeye. İşin ne ya? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Söylesene ne iş yapıyorsun? İş herkesin var mı? He? Bir daha. Herkesin işi var. Ne iş yapıyorsun? Meslek ne? Ne iş? Kargoda çalışıyorum. Kargoda çalışıyorsun. Bırak bir gün dursun ya kargo Allah Allah. Ha? Değil mi? Bulsunlar bir adam dağıtsınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ya. Senin kardeşin ölmüş daha Allah Allah yani. Ha? Refa bak işim var. Hoca bugün çok meşgulüm. Ulan ben öldüm meşgul semton. Ulan kaç kilo adamsın ki o zaman ya. Ulan, ha, düşünsene yani. Ne kadar böyle cılız bir ilişki olur değil mi? He? Daha dünyadayken bitti. He? Daha dünyadan ayrılmadan ne yaptı? Bitti. Ahirete kar olur mu? Söyleyin. Daha dünyadan çıkmadan bitti ya. Dünyada azıcıkın görüşüyorduk falan böyle tam böyle toprağa geldi bitti işim varmış. Topraktan kalkınca hiç alakası olmaz o işin ya. Hiç alakası olmaz o iş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buradalar. Öyle kavimler var böyle peygamberler böyle bakacaklar insanlar peygamber zannedecekler onları. Peygamber makamında olacaklar. Kim onlar sordu? Ashab-ı kiram sordu. Vanullahi aleyhi mecmuen. Peygamber sordu. Onlar Allah için birbirlerini sevenler. Onlar kim için birbirini sevenler? Allah için, onun için arkadaşlar bu falan böyle. Bir, pazar sohbeti. İki, mahallenizdeki sohbet. Üç, aylık sohbet. Bunlara ruhsat yok kardeşim. Bunlara ruhsat yok. Ha, hakikaten, gerçekten yani bir mazeret var. O zaman baştan arayacaksın, konuşacaksın. Baştan arayacaksın. Hocam diyeceksin, böyle bir durum var, ne yapayım, ne edeyim? Tamam, başımın tacı Allah Allah. Tamam, işte. Vesaire. Anlayın arkadaşlar. Birbirimize ilgilenelim. Birbirimize ne yapalım? Gıyabında arkadan dua edelim inşallah. Azıcık bitirdim. Mevla Teala Nisa suresinde buyuruyor ki Eşhedü billah inna Allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Ve men yushrik billahi faqad dalla dalalen ba'ida. Bir de arkadaşlar insan bazen bir şey yapar. Azıcıkın bir şeyle çok kazanır insan. Ashab-ı kiramdan birisi radvanullahi aleyhi ecmaîn bir şey yaptı. Ne yaptıysa artık. Çok memnun oldu peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok memnun oldu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona dile benden ne dilersen buyurdu. Acayip şuraya bak. İste. Açık çek. Söyle. Ne istiyorsan. Artık ne olduysa. Ama işte vakti saati tamam mı? Artık denk düştü böyle.
zaman, mekan, olay hepsi böyle tam böyle hani puzzle'lar var ya böyle, yapbozlar var ya. Tam böyle tık oturdu yerine. Mükafat ne? İste. Dile benden de dilersen. Kainatın sahibi aleyhissalatü vesselam. Ya bize böyle bir teklif gelse onu bile batırırız ha. Risk. Yani belki batırmayız ama belki de ne yaparız? Belki de batırırız. Ne dedi biliyor musun? Ya Resulallah dedi. Ahirette seninle beraber olmak isterim dedi. Aa bitti. Senin yanında olayım ahirette. Hani öyle cennete gireyim falan. Öyle öyle yok. Direkt. Vatandaşın bir tanesi çok hastaydı. Senelerdir evli, çocuğu yok. Tamam. Bir şey oldu. Bir dua hakkı verildi ona. Hani dile benden ne dilersen. Cin çıkıyor diyor ya, dile benden ne dilersen. O da dua etti. Ya Rabbi bana sağ salim çoluğumla çocuğumla beraber hac yapmak nasip et. Çaktınız davayı. Ne oldu şimdi? Neye dua etmiş oldu? Hacca dua etti. Ya ama bu arada neye dua etti? Anladınız? Yani akıllı olmak lazım da. Şimdi bu zat da dedi ya, seninle beraber olmak istiyorum ahirette. Hani Allah Teala benden razı olsun. Cennete gireyim. Günahlarım affedilsin. Bak bunların hepsi büyük işler değil mi? He? Ama öyle bir şey söyledi ki zaten bunların hepsi katmerli fazla içinde. Ahirette seninle beraber olmak istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona o zaman buyurdu ki o zaman çok secde etmekte bana yardımcı ol. O zaman çok secde etmekte bana ne yap? Yardımcı ol. Yani ne demek? Hani tamam ben seni ahirete yanıma almak için uğraşacağım. Ama zor iş istedin yani. Baya bir şey istedin yani. Yani masraflı bir şey istedin. Sen de biraz ne yap? Yardım et. Nasıl yardım edeceksin? Çok secdeyle sen de ne yap? Yardım et ya Rabbana. Yoksa büyük iş istedin yani. Böyle bir şey de anlatayım, bitiriyorum. Hasbi hocam rahmetli anlattılar. Tamam burayı bitirdim, kapattım. Hasbi hocam rahmetli anlattılar. Efendimiz Aleyhisselam kadısıyla sıra oturuyor. Misafirler var. Hasbi hocam da orada. Efendimiz Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Sakalı şerif söylüyor mesela Mine'de. Vatandaşın bir tanesi yanında oturuyor Efendimiz Aleyhisselam'ın. Efendimiz Aleyhisselam'ın sakal. İşte anlatıyor. Sakal bırak. Şöyle böyle. Tamam söyle efendim. Nasıl artık yani konuşma nasıl cereyan ettiyse. Ama sakal söyle Efendimiz Aleyhisselam ona. Vatandaş böyle bazen olur ya böyle adam böyle beton gibi. Hiç renk vermiyor. De demiyor. Böyle. Yani beton gibi böyle. Hasbi hocam sinirliydi. Rahmetli. Anlatıyor şimdi, küplere bindim diyor yani. Adam bir şey demiyor efendim. Efendimizle bir konuşuyorum da bir şey de demiyor yani. Hiç hani sanki kale almıyormuş gibi böyle. Hani estağfurullah. Hani bir şey de demiyor böyle. Biraz sonra adam demiş bırakırım ama şartım var. Hayda. Kime diyor bunu? Yani bir atış yaptı ama vurursa vuracak, iyi vuracak. Vuramazsa elinde patlayacak. Ne? Bana şefaat etmeye söz verirsen bırakırım demiş. Efendimiz'e de söz vermiş. Kandis Allah'ın sırrı. Efendimiz'e bunu ne yapmış? Attı, tuttu. Ha. Tutmasaydı kötüydü, çok kötüydü. Ama tuttu işte, ona da nasip var, nasıl artık. Ama acayip oldu ha. Düşünsene ya. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Allah'ım kaybetmekten muhafaza eylesin. Mevlana nefsimize galip gelmek nasip etsin. Okuduğumuz, dinlediğimiz gibi olmak Mevlana nasip etsin. El Fatiha.